Hep iyi hazırlanıyorum değil mi? Bu da Hürriyet gazetesinden. Bunu gösterin. Kaç tarihli dosyayı alıyoruz? 8 Ocak. Kim yazdı? Özdemir İnce. Şimdi okuyorum. Neler yapmış? Özelleştirmenin hepsini Hürriyet gazetesi savunmuş. Ergenekon'u ilk olarak sosyalist fişleme diye Hürriyet gazetesi yapmış. Ergenekon'da el bombalarını ilk defa Hürriyet gazetesi yazmış. Türbanı Hürriyet gazetesi savunmuş. Devam ediyor. Ne varsa bu. Açılım maçılımı Hürriyet gazetesi savundu. O zaman sen muhalefet lideriysen ortaya çıkarsın. Ne biçim gazetesiniz? Siz AKP'lisiniz. Siz İslamistsiniz. Siz yobazsınız. Siz Osmanlılığı savunuyorsunuz. Siz İsrail, burada da var. İsrail'i savunuyorsunuz. Siz İsrail Türkiye'ye hakaret ettiği zaman bir tek gün İsrail'i gözünüzün üzerinde kaşınız var demediniz. Sadece ikide bir konuşup Deniz Baykal vatanın, milliyetin, Star televizyonun satıldığından da haberi yok galiba. Nihayet bu gazete Fethullah Gülen'in gazetesi. Ha, politika öyle olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha en kötü zamanlarda Ulus diye bir gazetesi vardı. Sözüm varsa Dijitürk'te yayın yapan Halk TV diye bir şey var. Niye yapıyorsun? Niye para veriyorsun? Hiçbir muhalefetin yok. Bir takım muşmulaları çıkartıyorsunuz orada. Gayet açık. Nerede çıksın diye değil. Muhalefet kendi muhalefet organlarını yaratır. Aydın Doğan'a güvenerek, büyük sermayeye güvenerek muhalefet olmaz. Ben şimdi şuraya getirdim. Onlara da söylüyorum. Bakın, 15 gündür bu gazeteye baktığınız zaman herhangi bir tanesini alayım. İyi ki bunu sordunuz. Alalım bunu. Burada bugün nedense Baykal girmiş. Nasıl girmiş? Baykal'ın tilkilerini zehirlediler. Evet. Ben araştırma yaparken Baykal'la hiç alakası yok. Yok, evet, ben de okumuştum abi. Hiç alakası. Ama Baykal'ı da sokmak için tilkisleriyle girdim. Baykal'ın tilki. Ama bunun içine geldiğinizde hepsi böyle. Bakın. Öyle bakarsınız. Ondan burada yine AKP, burada AKP, bu kadar. Hangisini isterseniz böyle. Hiçbirinde, bakın buraya getirdim. Ne yapıyorum burada Filiz Hanım? CHP'lilik mi yapıyorum? Hayır. Ama bunlar böyledir. Bunlar böyledir. Kendilerini muhalefet değiller. Yani bu gazetelerde alın işte. Bu şu tarihli gazete. Onu açacaksın. Çıkacaksın meydana. Ha, Aydın Doğan'a bu baskılar, bunlar hepsi bahane. Bunlar AKP'li. AKP büyük sermayenin, en büyük sermayenin iktidar partisidir. Ben bunu 2002'de de söyledim. Aydın Doğan'ın kızı TÜSİAD'ın başındayken 2007 seçimlerinde pek çok iş adamı,
Gidiyorlar oraya. O sırada muhalefet dedi ki, herkes sandığa gidelim, gitsin dedi. Sandıktan kaçırıyorlardı. Onlar da gitmişler. Arzuhan diye bir Doğan kadın. Doğan Yalçınlar. Ah, ona. Çok açık. Biz AKP'yi destekliyoruz diyor. Sonradan da şunu söylüyor. Bu benim şahsi görüşüm. Bir müddet sonra TÜSİAD'ın görüşünü de bildiriyor. AKP'yi destekliyorlar. Deniz Baykal'ın bunlarla alakası yok. Çok açık olarak söylüyorum. Deniz Baykal'ın sorununuza dönecek olursam, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alırım. Almazsam ben alırım demesi ikinci Siirt seçimidir. Çok açık olarak söylemek lazım. Sizin de gördüğünüz, herkesin gördüğü şekilde AKP çok büyük bir düşüş içinde. Bu düşüşte ayakta kalabilmek için her gün bir skandal daha ortaya atmaya. İşte oraya girecek, öbür tarafa girecek, yarın bu iş bitecek. Hiçbir inancı yok. Yılmaz Özdil ne güzel yazdı. Artık halk bunlarla alay ediyor. Bunları ciddiye alan Mehmet Ali Birand. Bunları ciddiye alan Aydın Doğan. Bunları ciddiye alan Turgay Ciner. Başka hiç kimsenin bunları ciddiye alması mümkün değil. Siz mümkün olan bir plan varmış. Bu planda Yılmaz Özdil ne yazdı Filiz Hanım? O yandaş gazeteci olarak ben o zaman iş yapmıyordum diyor. Bu plan ne zamanmış? Bunları söyleyeyim de evet. Bir daha. 2003'teymiş. Bu planda önemli düşman güçlerden bir tanesi ne var? Türkiye Gençlik Birliği var. O kaçta kurulmuş? 2006 yılında kurulmuş. Bir tanesi, bu bizim eskiden de böyle, az hamile olmaz birisi. Yani bir tane böyle olduğu zaman, Turgut Özal'ın laflarına benzemez bu. Üç tane böyle Türkiye'yi yerinden oynatacak, üç tane yalan çıkıyorsa hepsi yalandır. Ne demek bu? Bunun içine siz koydunuz. Baran koydu. Baran koydu kim? Yani Baran'ı da ad olarak söylüyorum. Evet. Biz gösterdik. Bir ulusal kanal programımızda ben New York'un telefon rehberini getirdim. 100.000 tane Baran var. Yahudi soyadıdır dedim. Çıktı ağladı. İstediği kadar ağlasın. Kars'ta çok olurlar dedim. Ben Karslıyım dedi. Demek ki ortada bir şey yok. Çetin Doğan diyor ki, evet gelin karşıma diyor. Gelin. Ben televizyon da izlemiyorum. Şu anda Fethullah Gülen'le Aydın Doğan birleştiler. Türkiye'yi televizyonsuz ve gazetesiz bıraktılar. Bir saat kazandım. Gazete okumuyor. Sözcüye, manşetlere bakıyorum, o kadar yetiyor. Bu kadar açık. Deniz Baykal'a tekrar geliriz. Artık böyle. Siirt seçimi. Nedir Siirt seçimi? Siirt seçimi nedir? Tayyip Erdoğan'ı kurtarması için. Kurtarmak. Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olması imkansızdır. Tekrar Türk milleti, Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren Deniz Baykal'dır. Bu günlerde herkesin Türk ordusuna yüklendiği bir sırada hangi akıl, zekaya bakın. Ne yapmış İlker Paşa? Günahı ne? İktidara gelmek istemiyorsa, müdahale etmek istemiyorsa bundan dolayı mı görevden alacaksınız? Ben de inanıyorum. Ben de İlker Paşa'nın devri iktidarında, görev süresinde iktidara gelinmeyeceğini biliyorum. O da öyle. Ve şunu da görüyorum.
AKP zorluyor. Burada bunlar var. Ne demiş bu gazete? Allah'a inananlar, Allah Allah diyenler camiye giderlermiş. Öyle gazete manşeti olmaz. Siz Tayyip Erdoğan için, Tayyip Erdoğan'ı memnun etmek için gazete çıkartıyorsunuz. Bunlar artık hasta bakıcı.